Taş TV için hazırlamış olduğumuz haftanın ilk günündeki teknik analiz programımızla beraber sizlerle beraberiz sevgili takipçilerimiz. Bugün piyasalarda neler var? Bu hafta bizleri neler bekliyor? Bunlarla ilgili günün ilk değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bununla ilgili olarak ilk Yeni Mesaj TV'nin internet sitesindeki Yeni Mesaj gazetemizden ekonomi ile ilgili başlıklarda temel analiz yönden bir değerlendirmek istiyorum. Vergilerin ertelenmesi ile ilgili bir haber var. Zannediyorum şu anki durumdan pandemi ile ilgili durumdan kaynaklanan küçük bir yatırım haberi var. İnsanların ekmekle mücadelesini gösteren bir haber var. Ve rüzgar enerjisiyle tüm Türkiye'nin enerjisini karşılanabileceği ile ilgili bir haber var. Aslında bu sadece rüzgar değil, güneş, bunun yanı sıra birçok enerji imkanları, denizden dalga enerjisiyle elektrik üretimi, Türkiye'de birçok konuda aslında bakarsanız Türkiye'nin elektriğini üretebilecek imkana sahibiz. Bir uçak düşme haberi var. Futbolcuları taşıyan bir uçağın düştüğüyle ilgili bir haber var. Olay Brezilya'da Palmas takımını taşıyan uçakla ilgili. Geçmiş olsun diliyoruz. Burada yeni bir ekonomik kriz kapıda mı ve borsalar nereye uçuyor? Bununla ilgili bizimle gündem olabilecek bir haber var burada. Bir analiz yapılmış bununla ilgili olarak buradan kısaca başlık verelim. 7 Kasım'da Merkez Bankası'nın geçen yıl, 9 Kasım'da ise Hazine ve Maliye Bakanı'nın değiştirilmesi sonrasında yoğun yabancı girişiyle 11 Kasım'dan itibaren rekorları kıra kıra ilerleyen Borsa İstanbul 22 Ocak'ta 1582 sınırını da aştı. Ancak akabinde 1542 puana geriledi. Borsa son 2,5 ayda TL ve dolar bazında %30'dan fazla getiri sağladı. Dünyada da borsalar uçup gidiyor. Peki bu gidiş nereye? Evet. Bununla ilgili de değerlendirmelerimiz olacak teknik analiz yönünden. En son gidişatın hayra alamet olmadığını ve burada 2019'da %29, 2020'de %14 yükselen Amerikan S&P 500 endeksi son günlerdeki 2000 krizi hariç tutulduğunda son 100 yılın en yüksek FK değerine ulaşması, bunlar tehlikeli durumları açıklayacağız. 38,71 dışarıdan bakınca borçlanmanın arttığı, gelir eşitsizliğinin daha büyüdüğü, süper zengin, star zenginlerin arayı daha da açtığı dünya sanki pek güven vermiyor. 2019'da 40'tan fazla ülkede gösteriler olmuştu. Pandemiden bu yıl bu gösteriler azaldı ama 2000 yıl sonrasında da bu konunun önüne açık olduğu, Borsa İstanbul'da fiyatlarının şiştiği, yabancı yatırımcılar tarafından 6 milyar dolarlık hisse alınıp satıldığı ve borsadan İstanbul'dan çıkıldığı ile ilgili bir durum söz konusu. Ancak yabancılar 7-9 Kasım'da ekonomist yönetimindeki değişikliğin etkisiyle 3 haftada 1 milyar dolarlık alım yaptı. Bu süreçte banka ve sanayi hisselerinin atak yaptı. Borsa rekor üstüne rekor kırdığıyla ilgili Yeni Mesaj Gazetesi'nin ekonomi sayfasında bununla ilgili detaylı bir haber var. Piyasada Amerikan faiz kararına kilitlendi. Amerika'nın faiz kararına kilitlendi. Bununla ilgili bir ekonomi haberi var. Yine otokarla ilgili, otobüsün pazar liderinin otokar olduğu ile ilgili bir haber var. Afrika'ya sanal ihracatla ilgili bir çıkarma haberi var. Ve Fatih sondaj gemisinin Türkkale 2 kuyusuna ulaştığı ile ilgili bir haber var. Ve Bolu'da doğa ve termal tutkunlarıyla ilgili bir haber söz konusu Yeni Mesaj Gazetesi'nde. Bloomberg'den de kısaca bir değerlendirme yapalım. Tencent firmasının piyasa değerinin Tesla'yı geçtiğini, JP Morgan'ın
Bitcoin fonuna girişlerin 40 bin doların aşılması için yetersiz olduğuyla ilgili bir haber var. Evet. Doların haftaya düşüşle başladığı ile ilgili bir haber var. Hisse senetleri vadeliler teşvik beklentisiyle yükseldiğini söyleniyor. Petrol rallisinin sona erdiğini ve Asya borsaları haftaya yükselişle başlamış ve halka arzlar 2020 yılının parlayan yıldızı olduğuyla ilgili bir haber var. 2021'de ertelenmiş taleple büyümelerde artış görebiliriz ile ilgili bir haber var. Bu haftanın kazandığını borsa kazandırmış, altın ve döviz kaybettirmiş ve yine kredi notu Türkiye'nin Standard & Poor's'un kredilendirme kurumunun Türkiye notunu değiştirmediği ile ilgili bir haber var. Biz buradan bunları değerlendirdikten sonra kısaca haftanın ilk teknik analizine altınla başlayalım. Burada benim kendi çizimlerim vardı. Bunları komple temizleyip yeniden komple bir bakalım neler var neler yok. Sizler için olayı bir detaylandıralım. Diğer göstergelerimiz kalabilir. Şimdi burada baktığımızda önümüzde altının günlük grafiği açık. Benim şu aşağıdan çekmiş olduğum sizler için daha önceden hazırlamış olduğum bir destek çizgisi vardı, bir trend çizgisi vardı. Bu trend çizgisi test ediliyor. Açıkçası altındaki görünüş şu anda iyi bir yerlere gelebilmesi için kısa vadede en azından 1875'lerin üzerine 68-75 aralığı onların üzerine kendini atması gözüküyor, olması gerekiyor. Ya da ise alt bandı zorlaması, alt trendi zorlaması bir satış baskısının üzerinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada gümüşü değerlendirelim sizler için hızlıca. Gümüş uzun zamandır aylıklarda da bakacak olursak uzun zamandır gümüş burada da sizler için bir değişiklik yapalım. Evet. 50-200 yapalım. Hep beraber izleyelim. Bunu biraz tamlaştıralım. 50 günlük hareketli ortalama ile 200 günlük hareketli ortalamanın aylıkta kesiştiğini görüyoruz. Ve grafikteki verilerin, mumların bunun üzerinde bu kesişme noktasının ise 18 binlerden geçtiğini görüyoruz. Altının grafiğine göre çok daha iyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Düşmeye aylık bazda sanki çok da niyetli değil gibi gözüküyor. Haftalık olarak baktığımızda da evet haftalıkta da bunu zaten 17.170'lerden kırmış. Burada güzel bir rally yapmıştı hatırlarsanız. 7. ayların sonlarına doğru 28 bin hatta iğnesine bakacak olursak 30 binlere kadar gelmişti. Sonrasında burada 12. ayın ortalarında bir doji oluşturuyor. Onun arkasından baktığımızda da satışlıyor ama satış değerleri 23 binlerin 24 binlerin altına açıkçası gelmiyor. Altına göre değerlendirildiğinde çok daha güçlü duruyor diyebiliriz. Sizler için bir de platini değerlendirelim. Değerli yeni mesaj TV takipçileri. Platine baktığımızda haftalıkta 893'leri kırdıp 900'lükleri kırdıktan sonra 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamanın 1108'e doğru artık bir trend oluşturup gittiğini görüyoruz. Burada aslında çok kısa süreler önce Mart ayında, geçen yılın Mart ayında diğer madenler gibi 600'lü dolarlara kadar düşmüşken şu anda baktığımızda
aradan geçen yaklaşık 7 aylık dönemde 1116 dolarlarda olduğunu görüyoruz. Haftalık bantta baktığımızda da oluşturmuş olduğu trendle ilgili hiçbir sorun yok. Yani bunun trendi nerede kırılır? Onu da sizler için göstereyim sevgili takipçiler. Sadece trendle değerlendirmek de çok doğru olmayabilir. Bir de FIBO'sunu aldığımız zaman ...1058'lerin altında gün kapanışları, hafta kapanışları yaptığında 1000 dolarlara doğru bir geri çekilme olması muhtemel gibi gözüküyor. Bize paladyumu soranlar var. Onu da kısaca bir değerlendirelim. Değerli takipçilerimiz, Yeni Mesaj TV'ye, YouTube kanalımıza üye olmanızı ve burada beğenilerinizle bizleri desteklemenizi rica ediyoruz. Yorumlarınızda da bizleri desteklemenizi rica ediyoruz. Şenlendirmenizi. Çok kullanmadığım bir ürün olduğu için açıkçası şuradan değerlendirebiliriz bakalım. Burada da çok değerlendirilen bir ürün olmadığı için ona en kısa zamanda kodunu ben çok takip etmediğim bir ürün olduğu için onu da koddan takip edelim yakın zamanda inşallah. Burada baktığımızda bir de Brent petrolü sizler için değerlendirelim. Brent petrol 55 dolarlara çıktıktan sonra şu anda yine 55-70'lerden 55-59 aralığını değerlendiriyor. Burada yükseliş bandı ile ilgili bozulma nerede başlar dersek 55-46'nın altında kısa vadeli bakmışız. Bu bandın altında 55-67 bandının altında bir satış yeme durumu söz konusu olabilir ve burada da kapanışlar yaptığında Brent petrolde de geriye doğru bir dönüş olması muhtemeldir. Ama uzun vadeli olarak baktığımızda burada başlayan trendin, bunu siz de görüyorsunuz, bu trendin 16 dolarlardan başlayan trendin devam ettiğini, burada nerelere kadar çekilmeler olabilir? 52 dolarlar, 50 nokta 52 dolarlara kadar çekilmeler trendin bozulmasına sebebiyet vermiyor. Evet sevgili Yeni Mesaj TV takipçileri, haftanın ilk günde sizler için altın, gümüş, platin ve Brent petrol değerlendirmeye çalıştık. Umarım sizler için yararlı olmuşuzdur. Bizlere YouTube kanalımıza üye olarak zil sesini açarak ve beğenilerinizle bizleri desteklemenizi rica ediyorum. Hepinize hayırlı, güzel bir hafta diliyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.